31 Temmuz 2014 tarihi bugün akşam öğrencisinde bir hava var. Kadirli şehrinin doğu tarafında tarihi mezarlık var. Hemen mezarlığın yanı başında bir mezarlık var. Yeni mezarlıkta o şehirde gelen yolun kıyısında Abdullah Koç'un mezarı bulunuyor. 2013 yılı Ekim ayında rahmetli olan Abdullah Koç şu an ahirete intikal etmiş ve Allah'ın huzurunda. Abdullah Koç'un 80 yıl gibi süren uzun ömrü boyunca en büyük özelliği evinin damında bahçede çiçek ve meyve yetiştirmesi. Şu an evinin balkonuna bakıyorum. İncir ağacından toplanan meyveler var. İncirler toplanmış ve serilmiş. Ve hemen evin üst katında onun diktiği incir ağacını görüyoruz. Yüzlerce ve binlerce incir. Yetenler var, sırası bekleyenler var. Ve buradan sepetler dolusu incir toplanıyor ve insanlar tarafından yeniyor. Burası Kadirli. Çukurova'nın en verimli topraklarına sahip olan bir ilçesi. İslamiyet'in yüce peygamberi Hazreti Muhammed'den bir söz. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz dahi meyve ağacı dikiniz diyor. Ağaç dikiniz diyor. Bir ömür boyu evinde, bahçesinde gittiği her yerde ağaç diken, çiçek diken, meyve diken bir insan Abdullah Koç. 2014 yılında onun ölümünden yaklaşık bir yıla yakın bir zaman sonrasında bile diktiği incir ağacı kuşlara, böceklere ve insanlara yiyecek olaraktan fayda sağlıyor. Bu bir örnek. Ne mutlu hayattayken bu şekilde insanlığa faydalı hizmet yapanlara. Onun diktiği üzüm de vermiş. Bakınız koskocaman bir siyah salkım. Evet, bu şekilde görülüyor. Ve incir ağacı. Dallarında o kadar çok incir var ki. Burası Kadirli, rahmetli Abdullah Koç'un evinin çatı katı. Bu incir topraktan aldığı gıdayı cömertçe sunuyor canlılara, insanlara, herkese. Sen rahat uyu, saygıdeğer insan. Senin diktiğin tohumlar ve ağaçlar yaşadığı sürece senin hayır hadine sevap diye yazılacaktır.